Birleşmiş Milletler Günü münasebetiyle söz isteyen Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'a aittir. Buyurun Sayın Karaduman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her birinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz konuşmalar gibi bugün ve bundan sonra da hakkın, hukukun ve adaletin, yani yazarın ifadesiyle kamusun namus olmasından sebep sözün namusunu korumak ve yüceltmek adına konuşmalarımızı yapmış olacağız. Bugün de burada Dünya Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili konuşmuş olacağız. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını ve güvenliğini sağlamak ve milletler arasındaki ilişkileri güçlendirebilmek, kültürel ve ekonomik işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ama ne hazindir ki bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler dünya barışını sağlamak bir yana, küresel sömürü sisteminin devamını sağlamaktan, İsrail'in yeryüzündeki mevcudiyetini güçlendirmekten başka bir işlevi kalmamıştır. Birleşmiş Milletler'deki genel kurulunda iktidar sahibi olan 5 ülke, 5 devlet bugün yaşadığımız yeryüzünü dizayn etmektedir. Kurulduğu günden bu yana Bosna'da evler bombalanırken, yeryüzü işgal edilirken nasıl bir sessizliğe boğulduysa, bugün Yemen'deki insanlık suçuna karşı da aynı sessizliğe gömülmüştür. Barış için bir araya gelenler, dünyaya barışı getirmek üzere bir araya gelen bu ülkelerden 5 daimi üyenin 4'ü dünyaya en fazla silah satan ülkeler olmuştur. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar karşısında Birleşmiş Milletler'in aldığı 194 sayılı kararı İsrail'e karşı uygulatamamış ve İsrail'in Filistin'le alakalı yapmış olduğu zulüm karşısında en ufak bir adım atamamış bir Birleşmiş Milletler vardır. Netice olarak da İsrail bu 5 ülkeden büyük hale gelmiştir. 193 tane üye ülkenin birlikteliği, 193 tane barışı bugün yeryüzüne hakim kılma gayretiyle yapılan bu birliktelik, yeryüzündeki bir avuç insana yapılan bunca zulmü önlemeye yetmiyor mu? Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan retoriklerin Filistin'de ve yeryüzündeki barbarlığı da daha da arttırmadığını kim söyleyebilir? Ülkemiz Birleşmiş Milletler kürsülerinden birkaç fotoğraf karesi ve birkaç süslü cümle ile küresel sömürü sistemine daha da yakınlaşmaktadır. Dünya beşten büyüktür. Bu sözün biz Saadet Partisi olarak sonuna kadar arkasındayız. Evet, dünya beşten büyüktür. Ama Irak, ama Libya, ama Suriye işgalinde iktidar bu küresel sömürü sisteminin ve dünya beşlisinin neresindeydi? AK Parti'nin dünya beşinin yanı yer almadığı kaç tane işgal vardır? Elbette dünya beşten büyüktür. Ama unutulmayacak bir şey var ki, Türkiye'de birden büyüktür. Dünyanın beşten büyük olmasına, dünyanın 5 kişi tarafından yönetilmesine ve 5 ülkenin dünya insanının kararını vermesine yetkili olmasına karşı olduğumuz gibi, ülkedeki yargının, ülkemizdeki ekonominin, ülkemizdeki medyanın da tek bir kişi tarafından yönetilmesine sonuna kadar karşıyız. Ülkemizde en zengin %1'in toplam servetin %60'ına sahip olmasına itirazımız vardır. Ekonomik krizi, ülkedeki bu ekonomik krizi beşli çeteye bağlayıp kamu kaynaklarını har vurup harman savuranlara da itirazımız vardır. Bir dünya mikrobu olan faizi bir dünya gerçeği olarak görenlere de itirazımız vardır. İşte bugünlerde fındıkla alakalı konular gündemde. Kendi ürettiği fındığı İtalyan borsasında fiyatlandıranlara da itirazımız vardır. Sonuç olarak başkasının gözündeki çöpü görürken kendi gözümüzdeki merteği görmezden gelemeyiz. Eğer biz bir dünya beşlisinden bahsediyorsak, eğer dünyayı biz bu beşli çetenin tasallutundan kurtarmak istiyorsak, birincisi D8'lerin ivedilikle harekete geçirilmesi ve ülkemiz açısından faizi kapitalist nizam yerine adil ekonomik düzenin tesis edilmesi gerekmektedir. Bugün tüm insanlığın saadeti için zorbalığın, çifte standardın değil, hakkın ve hukukun üstün tutulduğu yeni bir dünyaya ihtiyaç vardır.